bilgiyi de paylaşayım sizlerle. Yine eller hayıra kalktı. Ya en azından buna hayır demeyin artık ya. Ya zaten ülkede hiçbir sorun araştırılmıyor. Öğretmenlerin sorunu araştırılmıyor. Deprem bölgesindeki sorunlar araştırılmıyor. Ne bileyim işte KYK yurtlarının sorunları araştırılmıyor. Gençlerin barınma sorunu araştırılmıyor. Hiçbir şey. Yani ülkede çok sorun var. Ama her sorun meclise geldiğinde araştırma önergelerini muhalefet verdiğinde eller havaya kalkıyor. Hayır, araştırılmasın. Şimdi buna da hayır dediler. Önerge şu: İsrail'e gönderilen malların içeriği ve miktarı araştırılsın. Tamam mı? Gayet normal. Çünkü hani ambargo falan diyorlar ya, öğüt diye falan böyle mitingler falan yapıyorlar. Kola mola döküyorlar, kahve mavi basıyorlar falan. İşte geçenlerde kahve basanları da pataklamışlar. Orada oturanlar karşı karşıya gelmişler. Kavga çıkmış aralarında. Adamlar çekmiş gitmiş ondan sonra. Şimdi araştırılsın dendi ama buna da hayır dendi. Ya bunun nesine hayır diyorsun? İsrail'e ne gönderiyoruz? Yiyecek mi, içecek mi, giyecek mi, silah mı, yan sanayi mi, üretim malzemesi mi, gıda malzemesi mi? Ne Saadet Partisi verdi bunu, evet, Saadet Grubu verdi. Ne gönderiyoruz veya göndermiyoruz? Ya en azından bu araştırılsın arkadaş. Yani konuştuğunuz zaman mangalda kül bırakmıyorsunuz. İşte şudur budur. İşte Netanyahu öldür, bu böyledir, şu şöyledir. Katliam düzdür. Biz de söylüyoruz aynı şeyi. Evet, masanın üstünde farklı konuşuyorsunuz. Masanın altında tokalaşıyorsunuz. Bunun anlatımı bu. Tebrik ederim Ahmet. Çok güzel bir söz. Çok güzel bir söz. Masanın üstünde hay tuyt filan bağırma. Duygusallar, ses tonunu düşürmeler, gözyaşı dökmeler. Ama masanın altında el sıkışalım arkadaş. Tamam, yola devam gibi. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya en azından bu araştırılsın. İsrail'e bir şey gönderiliyor mu? Veya gönderilmiyor mu? Gönderiliyorsa ne gönderiliyor? Miktarı ne? Buna da araştırılmasın dediler. Ve bu şekilde de tarihe adını yazdılar. Gemi var, gemicik var demiş. Araplar, bunu okumayalım. Kendilerine dokunacak ondan demiş. Yani kendilerine ne dokunabilir ki? Netice ticaret yapan devlet de olabilir, özel sektör de olabilir. Ama sen bir ambargo koymak istiyorsan yap. Daha dünya geçenlerde söyledi. BM'nin üyesi olmak gerekiyor. İsrail hükümetiyle ilgili suç duyurusunda bulunabilmek için. Onu bile yapmadınız ya. Onu bile yapmıyorsunuz. Şuralar. Evet, Uluslararası Suç Mahkemesi. Doğru. Uluslararası Suç Mahkemesi. Dur bakayım, buralarda bir yerdeydi. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Ve bunu bireysel olarak başvuramıyorsunuz. BM ve BM'ye üye ülkeler. Buna bile başvurmuyorsunuz. Neden? Neden başvurmuyorsunuz yani? O yüzden bu soruyu sordum size. İsrail'le gelecekte ilişkiler nasıl olacak diye. Show hepsi demiş. Evet, show hepsi. Diğer bazı masum vatandaşlar da gerçek olduğunu zannediyor. Bu iktidarı yönetenlerin samimi olduğunu hala daha zannediyor. Gidiyorlar, işte kola alıp kola döküyorlar. Kahvelere gidip, ki bir kısmı onların iyi niyetle yaptığını veya gerçekten kendi iç dünyalarındaki böyle yaşadıkları için yaptığını düşünüyorum. Bakış açılarının öyle olduğunu ve samimiyetle yaptıklarını düşünüyorum. Ama diğer taraftan özgürlüklere de tabii kısıtlama getiriyorsun. Birçoğunu da böyle göstermelik olarak da yaptığını düşünüyorum. İşte kahve mavi basma. Onu yapacağını al bak, ceza mahkemesi git orada. Suç duyurusunda bulun Türkiye olarak. Onu da yapmıyorsun. Şimdi ne mal gönderildi, ne gitti, ne oldu onu öğrenmek istiyoruz. Ona da hayır diyorsun. Ya siz neye evet diyeceksiniz anlaşma? Ülkeye kara para gelsin. Evet. Veya ülkede varlık barışı sağlayalım. Ve parası olan hiçbir şekilde sorgu sual olmadan parasını getirsin. Ona da evet. Bak, ona da evet. Kadın cinayetleri araştırılsın. Hayır. Ona hayır. Çocuk cinayetleri, istismarları araştırılsın. Hayır. KYK yurtları araştırılsın. Hayır. Ya nerede bela varsa evet. Nerede araştırılması gereken? FETÖ araştırılsın. Ona bile hayır ya. Ona bile hayır diyorlar. Yani ne durumlardayız? Ahmetciğim, ne durumlardayız? Ülkenin kazancı sarayı beslemeye yetiyor bol boy demiş Twitch. Oğuz Bey, kayıt altına alınması için önerge veriyorlar, reddedileceğini bilerek. Ama iyi yapıyorlar bunu. Yani tabii ki kitlesini seçmeni etkiler mi onu bilemem. Ama beni memnun ediyor. Çünkü meclis faal olarak çalışıyor. İşte 14 Mayıs'ta en azından mecliste muhalefetin ağırlığı olsaydı bunların hepsini biz duyabilirdik, duyabilecektik aslında, güzel bir şeydi. Yakında dostum Netanyahu der, bence de der. Katar araya girer, ikisini buluşturur. Ya iki aya kadar savaş bitecek demiş İsrail. Takas da bugün 17'de başlıyor.
Kuzey'de demiş biz bir şeyler yaptık. İsrail ateşkese sadık kalmadı. Gazze şeridinin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlere ateş açtı. Çok sayıda yaralı var. Evet, böyle bir bilgiyi de paylaşalım sizlerle son dakika. Bu ateşkesi etkiler mi? Henüz daha başlamadı. Biz Türkiye saatiyle 17'de başlayacak. Etkileyebilir. Süreç hala daha devam ediyor Filistin'de. İslam alemi bakıyor. Avrupa hala daha desteklemeye devam ediyor ve bu şekilde İsrail yönetimi katliamlarını da sürdürüyor. 6.000'den fazla hayatını kaybetti. Hatırlatayım sizlere bir kez daha. Geldik günün manşetini şöyle bir getirelim. En sonra da siyaseti bırakalım. Saatlerimiz de tam 12. Bak nasıl 12'ye denk getirdim. Az önce ya hadi Fatih Terim'e gelmedin korkuyor musun diyen arkadaş. Hala ekran başındaysan bir yere gitmediysen izle bakalım. Beğenecek misin? Hangi büyüme ne işe yarıyor? 7500 TL'lik parayla kim geçinir demiş. Dün Yıldırım Songurt'un tabela fikri neydi? Bakayım. Tabela fikri neymiş Yıldırım? Fikri güzeldi. Perde arkası. Ben bunu not alayım bir. Perde arkası. Güzel. Ama belki daha yaratıcı da bulabilirim tabii. Peki onu söyleyeyim ya. Hani ülkenin gündemini görüyorsunuz. Televizyonda da kullanabileceğim şekilde tabii. Acaba akşam etiket ne olsun diye bir soru sorayım. Aklınıza ne geldi? Yani etkileşim sağlayabilecek kafanızdan geçen etiket ne olabilir? Bir yazın bakalım. Belki şey yapabilirim. Kullanabilirim. Fikirler önemli çünkü. Manşet al.